Herkese selam arkadaşlar. Tarih dersiyle karşınızdayız. Bu bölüm Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi öncesiyle Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bölüm arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Atatürk'ün hayatının anlattığımız bölüm olacak. Bir bölüm olduğu için, bir slide olduğu için böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Hem Atatürk'ün hayatından bahsedeceğiz. Sınavda soru gelebilecek yerlerden bahsedeceğiz. Hem de atamızın önemli olan yerlerini anlatıp unuttuğumuz yerleri tekrar hatırlayıp bu şekilde bir video olacak arkadaşlar. Yaklaşık 3 sayfa. 1881 yılında Selanik'te doğmuştur. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Zaten bunları ilkokuldan beri görüyoruz, biliyoruz. Unutanlar için tekrar olabilir. Mahalle Mektebi Şemsi Efendi Mektebi'nde okuyor. Daha sonra Mülkiye Rüştiyesi ortaokula geçiyor. Selanik Askeri Rüştiyesi aynı şekilde. Daha sonra Manastır Askeri İdadesi liseye geçiyor. Harp Okulu ve Harp Akademisi devam ediyor arkadaşlar. Yani şöyle bir soru da gelebilir. Hangisi Mustafa Kemal'in okuduğu okullardan biri değildir olarak bir soru karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Bir de burada okullarla alakalı şu soru gelebilir. Kemal adını hangi okulda almıştır? Matematik öğretmeni Kemal öğretmen. Senin adın Mustafa Kemal olsun. Mustafa'ydı. O şekilde oldu. Mesela bu okulun ismi de Selanik Askeri Rüştiyesi de almıştır Kemal ismini. Harp Akademisi okurken ise Kurmay Yüzbaşı olmuştur. Bu da bilelim. Şam 5. Ordu 39. Süvari Alayı'nda staj yapıyor. Burada staj yaparken Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni de kuruyor arkadaşlar. Trablusgarp Savaşı'nda ise binbaşı oluyor. Daha sonra Sofya Askeri Ateşesi oluyor. Çanakkale'de Arıburnu Grup Komutanlığı'na yükseliyor, atanıyor, albay olmuştur. Yani Harp Akademisi'ndeyken kurmay yüzbaşı olmuş. Okurken. Harp Okulu'ndan sonra Harp Akademisi'ne geçiyor gençlik dönemlerinde. Daha sonra binbaşı olmuş Trablusgarp'ta. Daha sonra ateşe oluyor ve albaylığa kadar yükseliyor. Yükselme bu şekilde. Daha sonra ise Kafkas Cephesi'ne gidiyor. Orada görev alıyor. Daha sonra Yıldırım Orduları Grup Komutanı oluyor. 7. Ordu Komutanlığı'na atanıp Suriye'ye gidiyor. Burada Yıldırım Orduları Grup Komutanı olmuştur. Buraya geçmeyelim. Yani biz bundan bahsetmiştik cephelerde. Çanakkale, Kafkas, Suriye. Demiştik ki Çakas. Çanakkale'nin Ç'si, Kafkas'ın K'si, Suriye'nin S'si. Yani Mustafa Kemal'in görev aldığı cepheleri bu şekilde kodlamıştık. Bu şekilde kodlarsak cepheler karışmaz. Eğer cepheleri dinlemeyen arkadaşlar varsa Birinci Dünya Savaşı bölümünü izleyebilir arkadaşlar. Zaten biz yeri geldiği zaman Mustafa Kemal'le alakalı, Atatürk'le alakalı konulardan bahsediyoruz. Burada hepsinin bir tekrarı gibi oluyor. Daha sonra 1919'da 9. Ordu müfettişi olmuştur. Yani tarihi 30 Nisan 1919'da diyorlar ki 9. Ordu müfettişi ol. Daha sonra 16 Mayıs'ta İstanbul'dan Samsun'a Bandırma vapuruyla Samsun'a ayak basıyor. Samsun'a macerası bu şekilde. Samsun'a çıktıktan sonra 9. Ordu müfettişi olarak gidiyor. Hafsa Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Amasya görüşmeleri şeklinde devam ediyor. Zaten bundan bir önceki bölümde bahsetmiştik. Bu bunun en sonki olayı. Süreç olarak yani müfettiş olması 1919. Zaten biz kongrelerde gerekli olan orada yaptıklarını, yapılan olayları anlattık tek tek. Burada tekrar bahsetmek istemedim. Konuyu uzatmayayım diye. Öncesine geçiyoruz. Trablusgarp'ta 22 Aralık 1911'de İtalyanlara karşı Tobruk'ta görev almıştır. Tobruk Savaşı'nı kazanıyor. Ama Balkan Savaşları olduğu için biz Trablusgarp'ı kaybettik. Bizim için burası çok önemli. Anavartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal 9-10 Ağustos'ta Anavartalar Zaferi'ni,
Daha sonra 17 Ağustos'ta Kireçtepe, 21 Ağustos'ta 2. Anavartılar zaferlerini takip etmiştir. Yani Çanakkale Savaşı'nda bir başarı var. Yaklaşık olarak 253 bin kişi şehit vermiş. Amaç Türk ulusunun onurunu itiraf devletlerine, yani düşmanlara karşı koruduk. Dedik Çanakkale geçilmez. Çanakkale geçilmedi. Çanakkale geçilseydi şu an biz olmazdık. Şu an burada Türkiye değil başka devletler olurdu. Ezan okunmazdı, namaz diye bir şey olmazdı diye düşünüyorum. Mustafa Kemal'in burada söylediği çok söz var, çok önemli. Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Yani o kadar önemli bir söz. Bu cephenin kaderini değiştirmiştir. Çünkü savaş 4 yılda bitti. Rusya yardım götüremedi. İtiraf devletleri Rusya yardım gitmeyince Rusya'da dağıldı, yıkılma sürecine girdi. Rusya çağrıları diye bir şey kalmadı. Sovyet Rusya olarak daha sonra karşımıza çıktı. Eğer Çanakkale'ye gitseydi Rusya yardım gidecekti. Rusya sıcak denizlere inecekti. Belki Türkiye değil Rusya olacaktı şu an yaşadığımız yer. O yüzden Çanakkale çok önemli. 253 bin şehit az değil. Nereden baksanız bir ilin nüfusu arkadaşlar çok yani basit değil bu. Bir de bu yıl 1914-1918 yılları arasında olan bir olay. Hemen hemen yüzünü aşmış. Basit bir şey değil. Şu anki durumla kıyaslamayalım. Çanakkale'ye biz de gitmiştik zamanında. Yani insan duygulanıyor oraları gördükçe. Tekrar gitmek nasip olur inşallah. Yani anısı büyük. Yani konuşsak sabaha kadar konuşuruz. Ama sınavda sadece Çanakkale'den sormuyorlar. Başka yerden soruyorlar. O yüzden geçmek durumundayım. Evet, Mustafa Kemal'in hayatını etkileyen 4 tane şehir var. Manastır, Joker, Sofya, Selanik, Joker, İstanbul. Mesai ya da Mesai tek seyrede kodlayabilirsiniz. O size kalmış artık. Bu 4 şehri bilelim. Benim için yeterli. Neden önemli? Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını etkileyen 4 şehirden biri değildir der. Bir tane eyle mesela Erzurum'u koyar. Cevap gider. Böyle bir soru gelebilir. Evet, nutuk, medeni bilgiler, geometri, subay ve komutan ile konuşmalar, bölüğün muharebe eğitimi, cumalı ordu kağı, takımın muharebe eğitimi, daha çok askeriyle alakalı, taktik, tatbikat gezileri, yazdığı eserlerdir. Benim için burada nutuk önemli çünkü 1919-1927 yılları arasını anlatmıştır. Neden? Yani kalkıp da Mondros 1918'de imzalandı 30 Ekim'de. Nutuk'ta yer almaz. Ya da 1924 Anayasası burada yer alabilir, bahsedebilir. Çünkü tarih olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. O yüzden önemlidir. Bu süreci bilmemiz gerekiyor. Çünkü nutuk olarak sınavda karşımıza çıkabilir. Hem kronolojik olarak hem içinde bahsedilen konular çıkabilir. Bir de detaylı bir soru var. Çıktı sanırım. Mustafa Kemal Atatürk'ün en son okuduğu eser hangisidir diye bir soru çıkabilir. Başka yere de gelebilir. Her zaman karşımıza çıkabilir. Belleten arkadaşlar. Derginin ismini Belleten. 10 Kasım 1938'de vefat etmiştir. 10 Kasım'da anıyoruz her sene. Dolmabahçe Sarayı'nda. Son olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün 15 yıl boyunca Etnografya Müzesi'nde geçici kabirde kalan cenazesi 10 Kasım 1953'te Anıtkabir'e nakledilmiştir. Bu da bilmem gerekiyor. Dolmabahçe Sarayı, Etnografya ve Anıtkabir üçlü bu şekilde. Süreç bu şekilde devam etmiştir. Ve daha önce gelen bir soru vardı. Vefat ettiğinde son başbakan Celal Bayardı kabilesi de çıkmıştı. AYT ve TYT'de gelebilir mi? Gelebilir. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan varsa, eklemek istediğiniz varsa yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.